Merhaba sevgili izleyiciler, FRT ekranlarına hoş geldiniz. Gündemin öne çıkan sıcak gelişmeleriyle sizlerle birlikteyiz. 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 92. yılı Fethiye'de de törenlerle kutlandı. İlk tören Beşkaza Meydanı Atatürk Anıtı önünde yapıldıktan sonra Kaymakam Muzaffer Şahiner, Belediye Başkanı Behçet Sağcı, Cumhuriyet Başsavcısı Kurtçu Eker ve Askeri Erkan'la birlikte tekneyle denize açılıp şehitler anısına çelenk bıraktı. Bu sırada Kıyı Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bottan su fışkırtıldı. Denizdeki yatlarda bulunan tatilciler bu anı cep telefonlarıyla görüntülediler. Türkiye'deki liman kullanımının ve Türk karasularındaki ticaretin Türk vatandaşları tarafından yapılmasını sağlayan kabotaj kanununun yürürlüğe girdiği tarih olan 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Fethiye'de de törenlerle kutlandı. Beşkaza Meydanı'nda düzenlenen törene Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Belediye Başkanı Behçet Sağcı, Cumhuriyet Başsavcısı Kurtçu Eker, Garnizon Komutanı Askerlik Şubesi Başkanı Sedat Karabay, Sahil Güvenlik 65 Bot Komutanı Yüzbaşı Ahmet Yakın, İlçe Jandarma Komutanı Yılmaz Demirelli, Fethiye Liman Başkanı Cihan Duman, İmiat Deniz Ticaret Odası Fethiye Şube Başkanı Şaban Arıkan ve denizciler katıldı. Beşkaza Meydanı'ndaki tören Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. Fethiye Liman Başkanı Cihan Duman, Fethiye Deniz Ticaret Odası Başkanı Şaban Arıkan ve kooperatif çelenkleri sunuldu. Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşımızın söylenmesinin ardından Fethiye Liman Başkanı Cihan Duman, denizciliğin önemini anlatan konuşma yaparak 1 Temmuz aynı zamanda deniz gücünün donanmayla birlikte ticaret filosu, gemi inşa sanayisi ve limancılık faaliyetleriyle bir bütün olduğunun ilk kez kanun düzeyinde bir devlet stratejisiyle teşvik edilmesinin de yıl dönümüdür, dedi. 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutlamak üzere burada toplanmış bulunuyoruz. Bugünün anlamını onu bayram ilan ettiren şartlar üzerinde düşünerek kavrayabiliriz. Kurtuluş Savaşı'nı takiben Büyük Atatürk'ün önderliğinde devletimizin kurum ve kuruluşlarını medeni bir yapıya kavuşturma yolunda adımlar hızla ve kararlılıkla atılmaya başlanmış ve devamında başka ülke vatandaşları tarafından kullanılan imkan ve zenginliklerimizi kendi vatandaşımıza ait kılmak hedefine yönelik tedbirler hayata geçirilmiştir. 1 Temmuz 1926 tarihinde yürürlüğe giren kabotaj kanunu bu amaçla alınan en önemli tedbirlerden biridir. Bu kanun Türk limanlarında yapılan deniz ticaretini Türk vatandaşları ve Türk bayrağı taşıyan gemilerle yapmayı zorunlu kılmıştır. Dünya uygarlık tarihi incelendiğinde en güçlü medeniyetlerin deniz kenarlarında kurulmuş olduğu ve denizlere hakim olan ülkelerin ekonomik yönden çok büyük güç kazandıkları görülmektedir. Ülkemizin denizciliğini de en ileri noktada görmeyi temenni eder, Ulu Önder Atatürk'ün denizciliği Türk'ün milli ülküsü olarak bilmeli ve onu kısa zamanda başarmalıyız. Sözlerinde ifadesini bulan, talimatlarına uygun olarak sağlanan bu başarıyı daha ileri götürmenin heyecanı içinde tüm vatandaşlarımızın ve şu anda dünyanın hemen hemen tüm denizlerinde görev yapmakta olan denizcilerimizin sizlerin Kabotaj Bayramı'nı kutlar, deniz şehitlerimizi rahmetle anar, saygılar sunarım. Fethiye'de 1 Temmuz Kabotaj Bayramı etkinlikleri çerçevesinde deniz şehitleri anısına denize çelenk bırakıldı. Fethiye Kordon Boyu'ndan Alesta isimli tur teknesiyle denize açılan protokol üyeleri deniz şehitleri anısına denize çelenk bıraktılar. Çelenk bırakma törenine Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Belediye Başkanı Behçet Sağcı, Cumhuriyet Başsavcısı Kurtçu Eker, Fethiye Liman Başkanı Cihan Duman, Garnizon Komutanı Sedat Karabay, Sahil Güvenlik 65 Bot Komutanı Yüzbaşı Ahmet Yakın, Fethiye Jandarma Komutanı Yarbay Yılmaz Demirelli, Deniz Ticaret Odası Başkanı Şaban Arıkan ve diğer ilgililer katıldı.
Fethiye'nin Şövalye Adası açıklarında deniz şehitleri için yapılan denize çelenk bırakma töreni sırasında Kıyı Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı tekneden su fışkırtıldı. Çevredeki teknelerde bulunan yerli ve yabancı tatilciler bu anı cep telefonlarıyla görüntülediler. Kaymakam Muzaffer Şahiner, deniz şehitlerini bir kez daha andıklarını belirterek denizcilerin kabotaj bayramını kutladı. Kabotaj bayramını kutluyoruz. Bu vesileyle malumunuz olduğu üzere denize çelenk bıraktık. Tüm şehitlerimizin, özellikle deniz şehitlerimizin ruhları şad olsun diyor. Herkese saygılarımı sunuyoruz. Fethiye Deniz Ticaret Odası Başkanı Şaban Arıkansa, deniz şehitlerini anarak denizcilerin bayramını kutladı. Her sene olduğu gibi bu sene de 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutlamaya devam ediyoruz. Şu anda sebeple şehitlerimizin anısına denize çelenk bıraktık ve Mülki Erkan'ımızla beraber geriye döneceğiz. Bunun akabinde de her sene olduğu gibi yine akşamleyin saat 6'da Fethiye Kordonu'nda kutlamamızın gerisi gelecektir. Aynı zamanda bugün itibarıyla ilçemizde iki liman başkanlığı bulunması sebebiyle Göcek'te de aynı kutlamalar yapılmaktadır. Bunu niye söylüyorum? Halkımızın bilmesinde yarar var. Göcek'te de kutlamalara katılabilirler. Kendilerini 1 Temmuz Denizcilik Bayramı'nı kutlamaya davet ediyorum. Değerli izleyiciler, Antalya'nın Kaş ilçesindeki Gömbe Yaylası'nda kamp kuran ve 7 gün boyunca haber alınamayan müzisyen Metin Kor'un cansız bedeni kamp kurduğu noktanın yaklaşık 500 metre yukarısındaki kayalık alanda yarı çıplak vaziyette bulundu. Arama kurtarma çalışmalarına Fethiye Kaş Akut, İHH İnsani Yardım Vakfı, jandarma ve arama kurtarma köpeği de katıldı. Sarp kayalıklarda ve mağaralarda saatler süren arama sırasında arama kurtarma köpeğinin aldığı koku ile Akut Fethiye ekibi cesede ulaştı. İstanbul'da oturan müzisyen Metin Kor, tatil için Kaş'a gelmişti. Aracıyla çadır kurmak ve kamp yapmak için Gömbe Yaylası'na geçen Metin Kor, yaylaya tırmanarak aynı gün Kaş ve Muğla'nın Seydikemer ilçeleri sınırındaki İkizgöller bölgesindeki çoban evlerinin yanına çadır kurdu. Çobanlarla konuşan ve aynı gün eşi Evin Doğan Kor'la mesajlaşan Metin Kor'dan 23 Haziran Cumartesi gününden sonra haber alınamadı. Eşinin haber vermesi üzerine Metin Kor'un bulunması için çalışma başlatılmıştı. AFAD ekibi, Akut Kaş Kalkan Birimi, Antalya ve Muğla'dan gelen jandarma arama kurtarma timleriyle Akseki Jandarma Komando Birliği'nden bir grupla başlatılan arama çalışmalarından sonuç elde edilememişti. Özel bir ekip tarafından drone'la havadan arama çalışması yapılmış, müzisyenin izine rastlanılamamıştı. Akut Fethiye ve Kaş ekibi ile İnsani Yardım Vakfı, Arama Kurtarma ve Jandarma tarafından Metin Kor'u arama çalışmalarına yeniden başlandı. Akut Fethiye ekibi tarafından Kor'un çadırının 500 metre uzaklıktaki yamaç ve taşlık bölgede bulunan cesedi üzerine hemen kolluk kuvvetlerine haber verildi. Jandarma olay yeri inceleme ve araştırma ekibinin çalışmasının ardından Metin Kor'un cesedi tabuta konulup Akut ve diğer ilgililer tarafından cenaze aracına kadar taşındı. Vücudunda yara izleri bulunan Metin Kor'un kayalıklardan düşüp öldüğü tahmin ediliyor. Metin Kor'un cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Kayıp müzisyen Metin Kor'un cesedinin bulunmasıyla ilgili açıklama yapan Kaş Kaymakamı Bilgehan Bayar, "Şüpheli bir ölüm görünmüyor. Metin Kor'un üzerindeki kıyafetlerle kendisini son kez gören Yörük çocuklarının gördüğü kıyafetler aynı," diye konuştu. Akut Fethiye ekibi lideri Fatih Işık, 22 Haziran'dan beri haber alınamayan müzisyen Metin Kor'un cansız bedenini saat 13.15'te kamp kurduğu bölgenin yaklaşık 500 metre yukarısında bulduklarını açıkladı. Bugün saat 12'de olay yerine geldik. 5 grup olarak toplam 15 kişiyle 5'er gruptan aramamıza başladık. Kaş Kalkan ekibiyle beraber. Arkasından bize İHA yerel bir arama kurtarma ekibi de katıldı. Çadıra yaklaşık 400 metre mesafede dağın yamacında bulduk kazazedemizi.
Peki. Maalesef yaşamını yitirmişti. Daha sonra kolluk kuvvetlerine haber verdik. Gelirken resmi prosedür işledi. Sonra aşağı indik. Bir ağaçlı bir bölge değil, kayalık. Sarp bir bölge. Ama ağaç yoktu. Tabii taşıma kısmında biraz zorlandı. Sağ olsun jandarma kuvvetleri bize yardımcı oldu. Düşmüş olabileceği tahmin ediliyor galiba, evet, değil mi? Düşmüş olabileceği. Seydi Kemer ilçesinde halat çekme, çuval, yoğurt içinde para bulma, sandalye kapmaca yarışlarının yapıldığı 3. Yayla Karaçulha Yörük Şenliği'nde renkli görüntüler oluştu. Seydi Kemer'de Karaçulha Gönüllüleri Derneği tarafından 3. Yayla Karaçulha Yörük Şenliği düzenlendi. Yayla Karaçulha Mahallesi'nde Karaçulha Gönüllüleri Derneği tarafından düzenlenen şenlikte mahalle meydanından güreş sahasına kadar at, eşek, keçi ve koyunlarla yürüyüş yapıldı. Şenliğe Seydi Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Karakuş, Seydi Kemer Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Harun Sağır, Seydi Kemer Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Güven, Karaçulha Mahallesi Muhtarı Mustafa Gizli, Yayla Karaçulha Mahallesi Muhtarı Mustafa Dramsız da katılırken vatandaşlar da şenliğe yoğun ilgi gösterdi. Yörük oyunlarının oynandığı şenlikte daha sonra halat çekme, çuval, yoğurt içinde para bulma, sandalye kapmaca yarışları gerçekleştirildi. Kadın ve erkeklerin katıldığı sandalye kapmaca ve çuval yarışında yarışmacılardan dengesini kaybedip yere düşenler renkli görüntüler oluşturdu. Yayla Karaçulha Mahallesi Güreş Sahası Meydanı'nda gün boyu süren etkinlikler hakkında bilgi veren Karaçulha Gönüllüleri Derneği Başkanı Şeref Koç, şenliğin amacının mahallede yörük kültürünü canlı tutmak olduğunu söyledi. Bu yıl üçüncüsü gerçekleşen Yayla Karaçulha Yörük Şenliği'ne ilginin çok güzel olduğunu söyleyen Yayla Karaçulha Muhtarı Mustafa Dramsız'sa çok güzel bir gün geçirdiklerini ifade etti. Şenliğin gündüz bölümünde yarışmalar ve oyunlar sergilenirken, gece bölümünde de mahalli sanatçılar ve Türk halk müziği sanatçısı Tuğba Karakuş sahne alarak geceye katılanları coşturdu. Karaçulha Mahallesi gençlerinin sahnelediği tiyatro oyunu ise vatandaşları kahkahaya boğdu. Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaşayan Eylül Ülkü Yiğit, yaşamını tekerlekli sandalye ile sürdürmesine rağmen çeşitli aktivitelerle engelleri aşmaya çalışıyor. Eylül'ün bu konudaki en büyük yardımcısı ise Muğla'da engelli vatandaşlar için hayata geçirilen hizmetler. Menteşe'de annesi Reyhan Yiğit'le yaşayan Eylül Ülkü doğuştan bedensel engelli. Tekerlekli sandalye ile yaşamını sürdürmeye çalışan 13 yaşındaki Eylül, okulda ve dışarıdaki aktivitelerle engellerini aşmaya, sosyal hayata adapte olmaya çalışıyor. 2 yıl önce kurulan kısa mola hizmetini öğrenen Eylül ve annesi Reyhan Hanım, hizmetten ilk kurulduğu günden bu yana faydalanıyor. Anne Reyhan Yiğit, kısa mola hizmetinden büyük mutluluk duyduğunu söylerken, Eylül ise kısa molanın kendisi için büyük anlam taşıdığını ifade ediyor. Eylül Ülkü gibi birçok engelli vatandaş ve ailelerinin faydalandığı kısa mola hizmeti Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 2016 yılında hayata geçirildi. İlk olarak Menteşe'de başlatılan kısa mola hizmetinin vatandaşlar tarafından beğenilmesi ve gösterilen ilgi sonrasında Milas ve Fethiye'de de yeni tesisler kurularak hizmete sunuldu. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın birinci ve ikinci oturumu Fethiye'de de gerçekleştirildi. Fethiye'de 44 sınav merkezinde gerçekleşen YKS'nin ilk oturumuna yaklaşık 6000'in üzerinde öğrenci katılırken, 33 sınav merkezinde yapılan ikinci oturumuna 5000'in üzerinde aday katıldı. 4 binada yapılan yabancı dil sınavına ise Fethiye'de 1500'e yakın öğrenci katıldı. Sorunsuz geçen YKS'nin tüm oturumlarında yine bildik görüntüler oluştu. Birinci oturum 135 dakika sürerken alan yeterlilik sınavının yapıldığı ikinci oturum 180 dakika sürdü. 15.45'te başlayan yabancı dil testi ise 120 dakika sürdü.
Tüm Türkiye'de 2.381.784 adayın başvurduğu yükseköğretim kurumları sınavının tüm oturumları tamamlandı. 2 gün süren ve Fethiye'de de yapılan YKS sınavı sorunsuz geçti. Fethiye'de ilk gün 44 sınav merkezinde gerçekleşen YKS'ye yaklaşık 6.000'in üzerinde öğrenci katılırken, 33 sınav merkezinde yapılan ikinci oturumuna 5.000'in üzerinde aday katıldı. 4 binada yapılan yabancı dil sınavına ise Fethiye'de 1500'e yakın öğrenci katıldı. Adaylar sınav salonlarına girişte didik didik aranırken sınav salonlarına kemerden tokaya, saatten kolyeye kadar hiçbir şey alınmadı. Cumartesi günü yapılan ilk oturum 135 dakika sürerken ikinci gün yapılan alan yeterlilik sınavı 180 dakika sürdü. 15.45'te başlayan yabancı dil testi ise 120 dakika sürdü. Her iki oturumda saat 10'a kadar öğrenciler sınav salonlarına güvenlik görevlileri tarafından baştan aşağı aranarak alındı. Bu sırada zaman zaman uzun kuyruklar oluştu. Saat 10'dan sonra gelen bazı adaylar sınav salonlarına alınmadılar. Adaylar üzüntü yaşarken güvenlik görevlileri sınav yapılan okulların bahçelerindeki velileri bahçe dışına çıkartırken velilerin bazılarının çocukları için Yasin ve Kur'an-ı Kerim okudukları gözlendi. Pazar günü yapılan YKS'nin ikinci oturumu olan alan yeterlilik testi 180 dakika sürerken yabancı dil testi de 120 dakika sürdü. YKS sonuçları 31 Temmuz'da açıklanacak. Adaylar çıkışta sınavda zorlandıklarını ifade ederken bazı adaylarsa soruların kolay olduğunu söylediler. Çok güzel sistem yapmışlar, mükemmeldi. Herkes çok iyi, herkes çalışmış. Biraz ayeti zor olsa da ben şunu söylemek istiyorum. Biraz sorular büyük, uzun olduğu için zaman kaybı ama gurur duyuyorum sizinle. Biraz edebiyatta zorlandım, o kadar. Yani tarih falan kolaydı genellikle. İyiydi, güzeldi, normaldi. Hangi dersiniz zorlandınız? Matematik, herkesin olduğu gibi. Bir kaza haberiyle bültenimize devam ediyoruz. Denizli'deki bir tekstil firması çalışanları günübirlik tatil için Marmaris'e gelirken Sakartepe rampasında aracın frenini patlatması sonucu meydana gelen kazada 6'sı çocuk, 20 kişi yaralandı. Yaralılar Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma, Köyceğiz'de Marmaris Devlet Hastaneleri ile özel bir hastanede tedavi altına alındılar. Denizli'deki bir tekstil firması çalışanları sabah erken saatlerde 41 yaşındaki Göksel Arslan yönetimindeki midibüsle yola çıktılar. Şoförle birlikte 22 kişinin bulunduğu midibüsün Sakartepe rampasında acil kaçış rampasına 1 kilometre kala frenleri patladı. Şoför Arslan aracı durdurmak ve yavaşlatmak için önce ortadaki beton bariyerlere çarptı. Araç çarpmanın etkisiyle ters yöne dönerek yolun sağındaki trafik işaret direğine çarparak yan yatmış vaziyette durabildi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası kaza yerine çok sayıda 112 ambulansı, jandarma, polis trafik ekipleri ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi. Kazada araçta bulunanlardan ve isimleri belirlenen 3 kişi Marmaris Devlet Hastanesi'ne, 2 kişi Köyceğiz Devlet Hastanesi'ne, 11 kişi ise Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiler. Tekstil işçilerinin tatile çıktığı midibüsün şoförü ve ön koltukta oturan yolcunun kazayı yara almadan atlattıkları öğrenilirken aracı kullanan şoförün tekstil fabrikasında dokuma ustası olarak çalıştığı da öğrenildi. Kazada Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren yaralılardan birisinin durumunun ciddi olduğu ifade edildi. Sakartepe rampasında geçen yıl Anneler Günü etkinliği için İzmir Buca'dan Marmaris'e seyir halinde olan otobüs kazasında 23 kişi hayatını kaybetmişti. Büyükşehir Belediyesi Marmaris ve Dalaman ilçesinde su baskınlarının önüne geçmek için yeni yağmur suyu hatları yaptı.
Muğla Büyükşehir Belediyesi, Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri, Marmaris İlçesi İçmeler Mahallesi Kenan Evren Bulvarı ve Dalaman İlçesi Atakent Mahallesi'nde yağmur suyu hattı yaptı. Marmaris İlçesi İçmeler Mahallesi'nde yoğun yağışlardan sonra su birikintilerinin meydana gelmesi nedeniyle bulvar üzerinde önlem almak için yapılan yağmur su hatlarının yapımı 3 haftada tamamlandı. Yine Dalaman ilçesi Atakent mahallesinde yapılan yağmur suyu hatlarıyla bölgede yaşanabilecek olası su baskınlarına önlem alındı. MUSKİ Genel Müdürü Baki Ülgen, kurum olarak sadece içme suyu ve arıtma tesisleriyle ilgili çalışmalar yapmadıklarını, birçok farklı noktada vatandaşların ihtiyaçlarını yerine getirmek için çaba sarf ettiklerini söyledi. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Yayla Ceylan Köyü Karabel mevkiinde enerji nakil hattı nedeniyle çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Seydikemer ilçesi Yayla Ceylan Köyü Karabel mevkiinde enerji nakil hattı nedeniyle yangın çıktı. Seydikemer Orman İşletme Müdürlüğü, Seki Şefliği, Yayla Ceylan Köyü Karabel mevkiinde başlayan yangına bir pikap, iki ilk müdahale aracı, bir arazöz, bir teknik eleman, üç memur, beş söndürme işçisiyle kısa sürede müdahale ederek yangının büyümesinin önüne geçti. Orman yangınının çıkış sebebi enerji nakil hattı olarak tespit edilirken toplam 0.15 dekar verimli orman alanı zarar gördü. Fethiye'de bir spor salonu sahibi ve fitness sporcusu gücünü deneyebilmek için ilginç bir etkinliğe imza attı. Spor salonuna müşterisi olarak gelen kişinin 15 tonluk tırına halat bağlayan sporcu bu tırı tek başına yaklaşık 50 metre çekti. Vatandaşların ilgiyle izlediği bu an cep telefonuyla görüntülendi. Fethiye'de bir spor salonunun sahibi olan kickbox, thai box ve fitness sporunda profesyonel şampiyonlukları bulunduğu öğrenilen Çağdaş Pisili, mevcut gücünü denemek için çalışır vaziyetteki 15 tonluk tırı tek başına yaklaşık 50 metre çekti. Profesyonel fitness sporcusu olan tam 20 yıldan bu yana sporla uğraşan Çağdaş Pisili, fitness sporcusu olarak gücünü denemek ve görmek için ilginç bir yönteme başvurdu. Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki spor salonunun hemen önünde bir müşterisine ait 15 tonluk tıra halat yerleştiren Çağdaş Pisili bu halatla çalıştırılan tırı çekmeye başladı. Bu ilginç denemeyi akşam saatlerinde yapan Çağdaş Pisili'yi bu haliyle gören sürücüler ve çevredeki vatandaşlar cep telefonuyla görüntülediler. Tırı yaklaşık yarım saatte 50 metre çeken Çağdaş Pisili yaptığı açıklamada içimdeki gücü dışarıya çıkarmak ve deneme yapmak için bu ilginç yönteme başvurdum. Spor için bu denemeyi yaparken başarmaktan mutluyum dedi. Yaklaşık 20 yıla yakın spor hayatım var. 12 yıl kickbox, 3 yıl thai box ve profesyonel olarak 8 yıldan beri fitnessle uğraşıyorum. 2014'ün ilk yarışmacısı Fethiye'nin fitness kategorisinde İstanbul'da yarışmacı olarak başladım. 2016'da ve şimdi de hala aktif olarak sporu yapmaktayız. Burada uygulamış olduğumuz fitness sporunu bir güç sporu olarak kendimizde görmek, denemek istedik. Dışarıda da her yerde spor yapmak güzel bir şekilde bütün gençlere ve spor severlere tavsiye ediyoruz. Şimdi bunun sırrı tabii biraz içerideki gücü dışarıya çıkarabilmek ve yıllarca çalışmış olduğumuz spora dayanarak, yani özgüven olarak böyle bir fikir edindik arkadaşlarla ve denemek istedim. Merak ettim kendim de. 2 gün boyunca heyecanlı bir şekilde düşünerekten uykuda girmedim. Bu da bir gerçek. Arada heyecan, adrenalin güzel oluyor ve gençlere de olabildiğince ne kadar erken bu spora başlarlarsa geleceklerinde daha da güçlü olabilmeleri ve hayata da güçlü göğüs gerebilmeleri için tavsiye ederim. Spor gerçekten çok güzel, çok mutluluk verici ve temiz insanlarla tanışma ortamı sağlayan güzel bir dünya. Herkese tavsiye ederim.
Başrol oyuncular Dylan Dermot ve Meci tatil için Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi. Bodrum'a hayran kalan ünlü Hollywood yıldızları Etrim köyünü ziyaret edip Türk halısı ve ipek halı satın aldı. Golden Global ödüllü ünlü Amerikalı aktör ve nişanlısı ünlü model Meci tatil için Bodrum'a geldi. Dünyaca ünlü filmlerde başrol oynayan Dermot ve Meci Etrim köyünü ziyaret etti. Sabah köy kahvaltısı yapan ikili daha sonra Etrim köyünü gezdi. Türk kültürüne hayran kalan Hollywood yıldızları ipek halı ve Türk halısı satın aldı. Meci'nin halı tezgahının başına geçerek halı dokuduğu da öğrenildi. 24 Haziran Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği genel seçimleri geride kalırken vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başarısını CHP ve İnce'nin başarısızlığına bağladılar. Vatandaşlar Türkiye'de CHP'nin iktidar olması için yeterli sol oyun bulunmadığını kaydederlerken CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun bir an önce CHP liderliğini bırakması gerektiğini ifade ettiler. Vatandaşlar CHP'ye oy vermediklerini ancak CHP'de değişimin gerekli olduğunu, liderlik sorunu bulunduğunu ve Türk siyasetinde kitlenme olmasını istemediklerini söylediler. CHP'de Muharrem İnce gelse iyi olur. Ben CHP'li değilim ama şu görünen tabloda Kılıçdaroğlu'nun orada bir gün daha durmaması lazım. Siyasetçi olarak kendisi ayrılması lazım zaten. Kılıçdaroğlu gelsin, Muharrem İnce gelsin değilse. Bence gerekli artık Kemal Kılıçdaroğlu kendi primini doldurmuştur. Muharrem İnce çok iyi bir politika gidiyor. Bu politikadan dolayı onlardan da kendim memnunuz ama Kılıçdaroğlu'nun bir lafı vardı. Ben dedi bu zamanda dedi Muharrem İnce'yi dedi öne çıkardıysam dedi bunun dedi politikasından güveniyorum dedi. Güvendikten sonra dedi inşallah CHP'nin başına Muharrem İnce gelmesinden yanayım. Değişim gerekli. Çünkü CHP'de yıllardır aynı seviyede oy alıyor. Oy potansiyelini arttırması için, daha iyi bir siyasi gelecek için bence değişim gerekiyor. Ha genel başkan kim olur? Artık onu CHP'nin biraz da kendisi karar verebilir. Ama İnce biraz daha bence iyi bir aday. Ama ben CHP'ye oy vermedim. Fakat Türk siyasetinin kitlenmesini istemiyorum. Türk siyasetinde iyi bir muhalefet olsun istiyorum. Türkiye'de bence sol görüşlü oy oranı ancak o kadar yani. Ben öyle düşünüyorum. Yani çalışsan da çalışmasan da sağcı solcu olmaz, solcu da sağcı olmaz asla. Yani çalışmak değil de ne yapsan para da versen olmaz yani. Ben öyle düşünüyorum. Yani Türkiye'deki solcu diyelim artık CHP'li diyelim sayısı iktidar olmaya yeterli derecede CHP'li yok bence. Vallahi ben şimdi onun nedenini hiç ben araştırmadım. Onun için milletin tercihi o yönde olduğu için olabilir yani. Ben pek ilgim dışında olduğu için araştırma yapmadım. CHP'nin başarısız olmasının nedenlerini Kılıçdaroğlu'nun başta olmasına bağlıyorum. Yani o hükümetin bir değişmesi lazım. Başka türlü bu devam eder bu şekil. Ve yine 24 Haziran Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği genel seçimleri geride kalırken vatandaşlar 8 ay önce kurulan İyi Parti'nin aldığı oy oranını normal olarak değerlendirdiler. 24 Haziran Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği genel seçimleri geride kalırken vatandaşlar 8 ay önce kurulan İyi Parti'nin aldığı oy oranını normal olarak değerlendirdiler. Kimi vatandaşlar 8 ay önce kurulan partinin bu kadar oy alması başarılıdır derken kimi vatandaşlar da Meral Akşener sol bir partiyle ittifak yaptığı için başarısız oldu diye konuştular. Gayet başarılı. Bence takdir ediyorum onun başarısını. 8 ayda o kadar şey alması çok iyi bir şey. İyi bir yere geldi yani. Meral Akşener bir ülkücü, milliyetçilik temelinden gelen bir kişi ama en sonunda ne yaptı? Sol bir partiyle birleşti. Sol partiyle birleşmesinden dolayı da kaybetti. Meral Akşener'den bir iktidar olacağını ben tahmin etmiyorum. O kapasiteye sahip değil çünkü temeli yok. CHP'de
CHP ile HDP ile bir olmasından dolayı bir milliyetçi kişi, bir ülkücüyüm diyen bir kişi HDP ile bir olmaması lazım. Bugün HDP'nin meclise girmesinin %80 şeyi İYİ Parti'nin CHP'dir. Teşekkür ederim. Ustalaşmamış yani. Sayın Cumhurbaşkanımız gibi usta olacak. Biraz çok çıraklık yapması lazım yani. Onun için kaybetti yani. Çalışmaya devam. Çalışacak, çok çalışacak. 8 aylık parti başarısız ederiz. Değil. Hiç olmasın %10'a yaklaştı, %10'u oldu zannederim yani. Yani çok başarısız olduğunu zannetmiyorum. Çünkü 8 aylık parti yani gerekeni yaptı Türkiye için. Efendim, reklamların hemen ardından buradayız. İnsan kulağı hassas ve karmaşık bir organdır. Sesleri algılamamızı ve mekan içinde kendimizi konumlandırabilmemizi sağlar. İşitme kaybı her zaman ilerleyen yaşa bağlı değildir. Çok yüksek bir ses, enfeksiyon, zehirlenme, yaralanma ya da kalıtsal nedenlerle tetiklenebilir. Önce çocuk, önce sağlık, önce insan ilkelerimiz dünya markası olmuş, Avrupa'da yılın şirketi seçilmiş ileri teknoloji markaların ürünleri ve uzman kadromuzla hizmetinizdeyiz. Ada İşitme Cihazları, Cumhuriyet Mahallesi, Çarşı Caddesi, numara 90 Taksim 1 Fethiye'de. Detaylı bilgi ve sorularınız için 0252 614 1854'ü arayabilir ya da adaişitme.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. Ada İşitme Cihazları, duymayan kalmasın. Geçmişten günümüze değişmeyen ilkemiz, grup olarak ticari faaliyetlerimizin devamlılığını sağlarken kalite ve dürüstlükten ödün vermemektir. Sanlar Grup. Eve giden değil, evinize giden yol. Hesaplı alışverişin adresi Fethiye'nin yerel marketi Uzunkaya yıl boyunca devam edecek bir kampanyaya imza atıyor. Her cumartesi ve her pazar mavi etiketli ürünlerde %20'ye varan indirim. Evet, yanlış duymadınız. Mavi etiketli ürünlerde %20'ye varan indirim fırsatı sizleri bekliyor. Üstelik 50 lira ve üzeri alışverişlerde ücretsiz servis imkanı yine Uzunkaya Market'te. Uzunkaya Market fırsatlarını yakalamak için bizi izlemeye devam edin. Evinizin ve iş yerinizin penceresi nereye bakarsa baksın, siz çevrenize Yalçın Pen ile bakın. Adopen yetkili bayi Yalçın Pen, PVC alüminyum doğrama, motorlu panjur, sineklik, çelik kapı, duşakabin, jaluzi, asma tavan ürünleri ve tüm ürünlerinde kaçırılmayacak fırsatları ile hizmetinizde. Yalçın Pen, Nihat Yalçın. Sanayi sitesi, Tekel Sokak, numara 33 Fethiye'de. Telefon 614-95-92, 532-265-0790. Bizi birbirimizden ayıran hiçbir fark yok aslında. Acil Medikal Market olarak engelleri aşmak adına farklı olan biziz. 2000 yılında önce insan sloganıyla medikal ürünler sektöründe attığımız adımı her geçen gün daha ileriye taşıyarak yaptığımız işin sadece ticaretten ibaret olmadığının farkındalığı ile duydukları güvenden dolayı sağlık uygulayıcılarına, sağlık kurumlarına ve son kullanıcılara teşekkürü borç biliriz. Acil Medikal Market, Sosyal Güvenlik Kurumu anlaşmalı medikal malzeme toptan ve perakende satış noktası. Cumhuriyet Mahallesi, Çarşı Caddesi, numara 90 Fethiye'de. Detaylı bilgi ve sorularınız için 0252 612 44 12'yi arayabilir ya da acilmedikalmarket.net'i ziyaret edebilirsiniz. Merkezinin hazırlamış olduğu ana haber bültenini ekranlarınıza getirdik. Gündemin öne çıkan gelişmelerini ilerleyen saatlerde FRT ekranlarında tekrar izleyebilirsiniz. Hoşça kalın. Türksel Gümüş İletişim hava durumunu sunar.
Türksel Gümüş İletişim hava durumunu sundu.